21 günde AYT Edebiyat'ın 3. günündeyiz. Halen ücretsiz bir şekilde PDF'ini almadıysanız açıklamadaki linkten alın PDF'ini. Biz devam edelim. 3. günde ne göreceksiniz? 3. gün söz sanatları günü. Önce söz sanatlarını görmedim. Bir söz sanatının ne olduğunu en azından bu şekilde çok kısa bir iki ipucuyla önce bir tanıyın. Söz sanatlarını tanımları ezberlemedikten sonra neyin ne olduğunu bilmedikten sonra çözmeniz zor olacaktır. Bundan sonra soru çözeceğiz birlikte zaten. Aralarında benzerlik dışı bir ilgi diyorsa size bakın ben ilgi olacak ama benzerlik olmayacak diye bir kelime görürseniz ipucu. Cevabınız tabii ki mecazi mürseldir veya ad aktarmasıdır. Şimdi geldik ikinci. Zayıf olan güçlü olana benzetiliyorsa ve biz buna ne diyoruz? Ana ögeler de var tabii ki de teşbih yani benzetme sanatı olur. Şimdi benzetmenin ana ögelerinden sadece bir tanesini kullanırsak ne olur? Ana ögelerimiz benzeyen ve benzetilendir. Ben ikisi de kullanırsam ve başka ögeler de girerse sorun yok benzetme. Ama sadece bir tanesini kullandığınız zaman ne yapıyorsunuz? İstiare yapıyorsunuz. Hocam ÖSYM kapalı ve açık diye sormaz mı? Denemelerde hep yanlış yapıyoruz. Genelde ÖSYM size kapalı ve açık hislerin ne olduğunu yazıyor ve diyor ki hadi bakalım alın size örnek şiir bir de buradan bulun diyor. Devam ediyorum. İnsana ait özellikler. İnsan dışı varlıklara verilirse elbette bu teşhis olacaktır. Konuşturma sanatı kısaca o da intaktır. Siz bir yerde intak yapıyorsanız otomatik olarak teşhis de yapmış oluyorsunuz. Söz hem gerçek hem mecaz anlamda birden fazla anlamda kullanılırsa buna kinaye diyeceğiz. Bunları ezberliyorsunuz. Alay, eleştiri amaçlı sözün tersini kastediyorsam, sözün tersi diye duyarsanız o da tarizdir. Uygun kelimeleri birlikte bir arada kullanmak tenasüp sanatıdır. İlk dizede bahsedilenlere uygun olarak ikinci dizede de bazı kelimeleri veriyorsanız bu ne olur? Böyle bir şey gördüğünüzü toplayıp dağıtmak derler. Yani lefu neşir olur. Bu şekilde yazılır. Zıtlık. Bu da tezat olur en basitlerinden. Söylenen sözden geri dönüyorsanız bunun ismi rücu olur. Sözün en az iki anlamda kullanılması. Bakın kinayı ile çok karıştırıyor ama çok farklı şeyler. Kinayı gerçek ve mecaz bir aradadır. Burada ise sözün en az iki anlamda kullanılması tevriye olur ki ÖSYM'nin en sevdiği sanatlardan biridir. Abartma sanatının olmazsa olmaz ismi zaten mübalağadır. Unutmayın bir şey büyütürseniz abartırsınız, küçültürseniz de abartırsınız. Biliyorum ama bilmemezlikten geliyorum. O halde ne yaparım? Tecahüli arif yaparım. Tecahüldeki cahillik bilmemektir, arif ise bilmektir. Oradan düşünün, Soru soruyorum, soru sorma sanatı istifham sanatıdır. Bir nedene bağlamak diyorum. Buna güzel nedene bağlamak da derler. Bir nedene bağlama sanatı üsnü talildir. Bir söz anlamı güçlendirmek için üst üste tekrar ediliyorsa o da tekrirdir. Alıntı, ayet, hadis. Yani kısaca ayet, hadislerden ben alıntı yapıyorsam bunun ismi ne olur? Tabii ki de iktibas olur. Bunlar basit sanatlar tarihi bir olay, bilinen bir olay, bilinen bir kişi, kişilik, tarihi bir kişilik. Eğer bunlar şiirde geçerse telmih olur. Atasözü, deyim veya özlü sözleri ben şiirde kullanırsam irsali mesel veya iradi mesel olur. İkisini de kullanırlar. Siz burada boş verin şu mesele odaklanın. Dudak ünsüzlerini kullanmadan şiir söylersem dudak ünsüzlerini nasıl tespit edeceksiniz? İki dudağınız birbirine çarpıyorsa o dudak ünsüzdür. B, P, M, ve dişin ve dudağın da çarpabilir. F gibi bunlar dudak çarpan ünsüzlerdir ve bunları çarpmadan şiir söylerseniz eğer lep değmez olur ki zaten lebin anlamı dudak demektir. Yani dudak değmezdir bu. Şair kendini kendi şiirinden soytulayıp da başka bir varlığı yerine konuşturuyorsa ona da ne diyorsunuz soyutlamak aslında tecrit etmektir. Tecrit sanatını doğurur. 23 ve 24. soru aslında bir bütün olarak alabilirsiniz. İkisine kısaca bilmece de diyebilirsiniz ama ayrıntı isterse özellikle divan edebiyatına sadece insan ismine odaklananlara biz muamma diyoruz. Her konuda yazılan bilmecelere de biz lügaz diyoruz. Şimdi sizlerle birlikte edebi sanatları bulalım. Asıl önemli olan yer burası işte. Birinci örnek Baki'den diyor ki gül hasretinle yola tutsun kulağını. Nergis gibi kıyamete de geçsin, intizar. Şimdi gül ve nergis burada ikisini insana ait bir özellikleri vererek konuşturdukları için veya bir özellik vermeye çalıştıkları için diyoruz ki teşhis sanatı vardır. Bunun dışında burada bir nergis gibi kıyamete dek iltizar etsin demiş ya en azından nergise benzetmek istemiş. Bu gibi bize bu ipucunu veriyor ve diyorum ki aynı zamanda teşbih sanatı vardır. Ben çözmeden önce siz videoyu durdurun siz çözün sonra beni bekleyin birden fazla sanat olabilir. Ben en belirginlerini istiyorum çünkü seçenek yok önümüzde. Seçenek olsa ona göre seçeceksiniz zaten. Şimdi durdurun çözün. ben çözüyorum. Sırmak kalkül simgerden zülf telkler tel, ince bel. Gül yanaklı gül gülü kerakili, mor hareli demiş. Nedim'in yazmış olduğu bu beyitlerde bakın sırmak kalkül. Kalkülü sırmaya benzetmiş. Aynı zamanda bir de gül yanak demiş burada. Ve sadece benzeyen ile benzetilen var. İki unsur tek var. Eğer sadece ana ögelerimiz varsa yani sadece benzeyen ve benzetilenden oluşuyorsa biz buna güzel benzetme diyoruz veya güzel benzetme demezler. Arapça ismi olan teşbihi beliği kullanırlar. Tabi bunu bir çık yazıyoruz. Şeyh Galip'ten siz çözün sonra ben çözüyorum. Gül ateş, gülübün ateş, gülşen ateş, cuybar ateş, semender tıynetten aşka bestirlale zar ateş demiş ki en meşhur beyitlerindendir. Çıkma ihtimali çok yüksektir. Birinci dizemizde gülü ateşe benzetmiş gülbünü, gülşeni ve cuybar ismini bilmesek de olur. Zaten size açıklama yapıyor, veriyorlar bunları. Diyoruz ki bunları hepsini ateşe benzettiği için teşbih diyorum. Ama sadece benzeyen ve benzetilen olduğu için buna teşbihi beli yani güzel benzetme diyorum. Geldik şeyhiye. Biliyorsunuz şeyi çok meşhurdur. fabul edebiyatından bir numaradır ve harnamesi vardı. Bu ikisini unutmayın. Belki de soru buradan gelecektir. Bilemiyorum. Gedayız müstahik kesme zekatın kesilmez ayağı bir sürçen atın demiş. Hemen söylüyorum. Diyor ki yani ayağı bir defa sürçen atı kesmeyiz. Bu bir atasözü gibi düşünebilirsiniz. Özlü söz gibi düşünebilirsiniz. Bir şiirde atasözü özlü söz deyim varsa cevabımız irsali mesele olur tabii ki de yine çok yabancısı olmadığınız bir beyt daha karşınızda. Bu söz kim söylenir dillerde haktır ki gözden uzak olan gönülden ıraktır. Ama bunun eskiden yazılışı nasılmış? Gözden dur olanın olan dilden ıraktır demiş. Ve yine bir özlü söz, atasözü var. O halde diyorsunuz ki burada da irsali mesel vardır. Aynen irsali meseli alıp şuraya getiriyorum. Aynı devam ediyorum. Mehmet Akif Ersoy'dan şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa ben altını çizeyim sonra söyleyeceğim. Denizler ordu bulutlar donan mayadırsa ikinci dizenin tamamını söylemek istiyorum. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz demiş. Mehmet Akif'i her yönden bilmelisiniz ki beklediğim bir sorudur eğer çıkmamışsa henüz. Bakın yukarıda birincisi diyor ki şu mahşer kudursa çıldırsa kudurmak ve çıldırmak mahşere verilmiş ama aslında ordudan bahsediyor. Düşman ordusunu mahşere benzetmiş. Hemen buraya düşman ve mahşer yazıyorum. Ama dikkat edin mahşere benzetmiş ya sadece benzetilen mahşer söylemiş orduyu söylememiş. Ve yukarıdaki dizemiz diyoruz ki istiare sanatıdır. Çünkü benzetilen tek var açık istiare olur istiare diyorum. İki öge olsaydı benzetme olacaktı ama bir tanesi var istiare. Ve şiirin ikinci dizesiyle birlikte genelinde hissettiğimiz bir abartma sanatı var. Abartmayı çok rahat görebiliyorsunuz. Bir diğer şiire geçiyorum. Yunus Emre diyor ki ben toprak olduğum yoluna sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Çok meşhurdur. Çok fazla soru olarak sorulur, sorulur bu. Buradaki taş bağırdan kastı Gerçekten senin karnının içi taş olabilir. Yani gerçek anlamı bu olabilir. Mecazi anlamda ise vicdansız, umursamaz, düşünmez gibi anlamlara gelebilir. Yani hem mecaz hem gerçek anlama gelecek şekilde kullanabilir. Bir şey hem gerçek hem mecaza geliyorsa ne oluyordu? K harfiyle başlıyordu. Elbette kinaya olurdu. Unutmayın tanımlar önemli. Yakaladığınız an tanımla bunu bulmak zorundasınız. Ve geliyorum diğer bir şiire. Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın zevkü şevkide verir canu seri. Döne döne Necati'nin çok meşhur döne döne redifli gazeli. Belki bu birazcık zor olabilir. Ama şöyle düşünün. Şimdi ayağı yer mi basar demiş ya. Bunun açıklamasını verse belki daha rahat yapardınız. Açıklama olmadan yapıyorsanız o zaman ÖSYM'nin söz sanatlarını kesin yaparsınız. Bizim sanatımız tam da şurada. Nasıl oluyor? Şimdi sizin ayağınız gerçekten yere basıyor mu? Basar. O halde gerçek mana diyorum. Bir de ayakları yerden kesilmişti veya yere basmıyordu gibi mecazi bir manası var. Genelde çok sevindiği zaman böyle şeyleri kullanırlar. O yüzden bir de mecazi manası var. Ve ne diyorum bir şey gerçek ve mecaza geliyorsa yukarıda da söylemiştik o halde aynı söz sanatı burada da var yani kinayedir. Şimdi gelelim çok meşhur artık dilden dile dolaşan Nefi'nin şu meşhur bendine. Şimdi kısaca şöyle yapıyoruz Nefi diyor ki ben olan Müslüman diyorum ama yarın bugün mahşer yerine benim yalan söylediğim yani onun Müslüman olmadığı ortaya çıkacak. Yani bir sözün tersini kastetmiş oldu değil mi? Bir sözün tersini kastetmek nedir? O da elbette tarih sanatıdır ki zaten nefide tarih sanatı bolca var diyorum ve devam ediyorum. Kime iyi desen darılır söver. Merhamet zamanı değildir meğer. Yanında birini kesseler eğer bir hançerle sen vur. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Normalde bunu söylememesi lazım değil mi? Yani senin yardım et, onu kurtar demesi lazım. Ama tersini kastetmiş. Aynı şey. Yine bir şeyin tersi var burada. Huzuru yazmış halk edebiyatından ve yine tarih sanatı var ki halk edebiyatına tarih sanatı çok sevilir unutmayın. Şimdi bazı beytler veya dörtlükler veya şiirler var ki ipucunu veya anahtar kelimesini vermeden çözülmeyebilir. Birden fazla söz sanatı olabilir. Ben size bir iyilik yapacağım. Ben burada bir yerin altını çizeceğim. Siz videoyu durdurun. Siz bulun. Sonra ben söylüyorum. Burayı okudunuz. Çizeceğim yer Ocak. Evet burada hangi sanat vardır? Hemen yazıyorum. Bakın diyor ki koyup kaldırmadan ikide bir de kazan devrildi söndürdü ocağı. Burada şiirin genelinden açıklama versem daha rahat anlardınız. Asla asker ocağı yeni şiirden bahsettiğini anlıyoruz. Şimdi gelelim buraya ocak kelimesi bir iki anlama gelebilir. Normal bildiğimiz ateş yaptığımız ocak anlamına gelebilir yemek yaptığımız veya askerlikle ilgili olabilir. Şimdi bir kelime birden fazla anlama geliyorsa o hangi sanat olurdu? İşte burada yine tanımlar devreye giriyor. Burada tevriye olurdu. Yine Nefi'den müthiş bir şiir. Bana Tahir Efendi kelp demiş yani köpek. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir. Yani burada diyor ki yani kelp köpek aslında benim mezhebimle temizdir diyor. Ama bakın ona köpek diyen kim? Tahir Efendi. O da diyor ki tahir kelimesi hem bir özel isim anlamına gelebilir özel isim hem de temiz anlamına gelir. E biz demiştik? Bir kelime birden fazla anlama geliyorsa, farklı farklı anlamları varsa hangi saat olurdu? Elbette ki T harfinden aklınıza gelsin, Tevriye olurdu. Devam ediyoruz. Cemalinden Umar Ayu Güneş Fer ne, mur ne burcun necmi'sin ey mahpeker demiş. Şimdi iyi bakın buraya söylüyorum. Bir soru soruyor mu? Orada ne burcun necmi'sin demiş. Evet burada bir soru var aslında. Eğer soru varsa hangi sanat olurdu? İ harfiyle başlar. Elbette istifham sanatı olurdu. Yine Necati'den biraz zor olsa da döne döne redifli gazel çok meşhur olduğu için söylüyorum. ÖSYM e sorarsa en azından ezber bilginizi çözmüş olun hiç fark etmez. Kabe olmasa kapun, ay ile gün leylün nehar, eylemezlerdi tavaf, ol güzeli döne döne. Bak çok tehlikeli. Diyor ki siz, senin kapın eğer Kabe olmasaydı ay ile gün leylü nehar eylemezlerdi tavaf ol güzeli döne döne. Yani sanki ay ile güneş sevdiğinin kapısının önüne gidip geliyorlar ya sonuçta bir güneş doğuyor sonra bir ay geliyor. Bunun sebebi sanki normal bir günün 24 saati değilmiş yani normal bir olay değilmiş de sanki onun kapısı Kabe'ymiş öyle ibadet edilecek müthiş değerli kutsal bir yermiş. Ay ile güneş bu yüzden onun kapısına gidip geliyormuş. Normalde ay ile güneş sizin kapınıza niye vurur? 24 saatini tamamlar dünya, dünyaların etrafına döner. Ona göre yapar. Yani gerçek nedeni budur. Ama burada bambaşka bir nedene bağlamış değil mi? Çok tehlikeli ama çok güzel. Başka bir nedene bağladığı için hüsnü tarihi olur. Sururi'den çok güzel bir beyt. Ah eylerim Sadai Bülent ile her seher. Sadai Bülent yüksek ses demek. Halk uyanıp sanır ki müezzin ezan verir. Durdurun çözün ben hemen başlıyorum. Sururi diyor ki ben öyle bir ah çekiyorum ki yüksek sesle. Sanki halk uyanıp da Aa, ah acaba müezzin ezan mı okumaya başladı diyor. Siz ne kadar acı çekseniz de o çektiğiniz ah tüm halkı uyandıracak kadar güçlü bir ses tonu olur? Mümkün değil. O halde müthiş bir abartma var burada abartma sanatına biz ne diyoruz? Mübalağa sanatı diyoruz. Huzuli'den su kasidesinden bir beyt aldık. Hayret ile barman dişler kim içse istima barmağından verdiği şiddet günü ensara su. Bunu parantez içine hiç böyle kelimelerin anlamını vermese de çözersiniz. En azından nereden çözersiniz? Ensar, muhacir, hicret bu gibi şeylerden çözebilirsiniz. Burada bir ensar geçiyor. Ve anlıyorsunuz ki Tarihteki bir olaya atıfta bulunmuş. Eğer tarihteki bir olaya gönderme yapıyorsanız, tarihi bir kişilikten bahsediyorsanız, olsa olsa T harfiyle başlayan bir sanattır bu. Telmih sanatı olur. Devam ediyoruz. Kapında ahıma yer yok, acip hikayettir. bahar mevsi mevsimi güldür, çağ, sabah çemende garip demiş. Bu soru tamamen seçeneklere göre çözülen bir soru. Yani her şeyi böyle pat diye bulamazsınız. Bu soruda seçenekler olsa önünüze kesinlikle çözerdiniz baktığım zaman benzetme, teşhis vesaire sorguluyorum. Burada bahar, mevsim, sabah, çemen, çimen an veya yeşillik anlamında bunların birbiriyle uyumlu olduğunu görüyorum. Birbiriyle uyumlu kelimeler hangi sanatta olurdu? O da T harfiydi. Tenasüp sanatıdır. Geldik Ahmediye. Yanan ududan teninle suretin olmuş. bir rengin, biri şirin, biri nazik, biri rana güzel ve rahat bulursunuz bunu. Bakın yana renginmiş. Bu da şirinmiş. Teni nazikmiş ve sureti rana parlak gibi öyle düşünün böyleymiş. Yukarıdaki satırda söylediği kelimelere uygun düşecek şekilde aşağıda başka kelimeler veriyorsak bu hangi sanat olurdu? L harfiyle başlıyordu. Lefu neşir olurdu. Geldik fedaiye bir amel kıl destü payın var iken ömürden destinde payın var iken. ÖSYM'nin en sevdiği sanatlardan birdir. Sizden ricam durdurun bulmaya çalışın. Çünkü ÖSYM istiare ile birlikte en çok bu sanatı sormuş ve cevabı görünce şok olacaksınız. Bakın burada diyor ki iyi ameller kıl. Çünkü henüz elin ve ayağın var. Dest el ve pa ayak var iken amel yap. İyi amellerde bulun. Çünkü diyor henüz ömründe hani elinde bir pay var. Henüz yaşayacak bir payın var. Yukarıda ayaktan bahsetmiş, aşağıda ise paydan bahsetmiş. Yazılış aynı ama anlam farklı değil mi? Yazılışları aynı, anlamları farklıysa bu bir uyak türüydü. Aynı zamanda bunu söz sanatı olarak da alırlar. Diyorsunuz ki C harfiyle başlıyor, cinastır. Unutmayın ÖSYM istiare, teşhis, teşbih ve cinası bol sormuş hatta istiare ile cinas yarışır bir şekilde çok çok fazla sorulmuş diyorum. Necati'den bir tane daha. Cihanda Adem olan bir igam olmaz. Anın için bir olan Adem olmaz. Bu güzel bir sanat. Aslında bilebileceğiniz bir sanat. Şöyle düşünün. Bir ayna tutun. Ve bu aynaya yüzünüzü yansıttınız. Elbette ise geri karşılığı olacak değil mi? İşte söz sanatlarından Resmen bir ayna tutup da geri karşını almaya çalıştığımız sanat aks sanatıdır. Bazen birebir karşılığı olmaz, bazen harfler yer değiştirebilir, o da aks sanatıdır. Sıkıntı değil. Bakın burada ne demiş? Bigam olan Adem olmaz demiş. Burada ise Adem olan Bigam olmaz demiş. %100 bir ayna gibi karşımıza yansımasa da %80 yansıyor ama ve biz buna yansımadan dolayı aks ya da akis sanatı diyoruz.